Herkese merhabalar. Ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz karekökli sayının A kök 5 şeklinde gösterimi. Karekök içindeki bir sayıyı A kök 5 şeklinde yazmak için sayıyı önce çarpanlarına ayırırız. Çarpanlarından tam kare olanların karekökü alınarak kök dışına çarpım durumunda yazarız. Tam kare olmayan çarpanlar ise kök içinde yazılır. Kök 48 ifadesini A kök 5 şeklinde yazalım. Önce 48'i çarpanlarına ayırırız. Çarpanlarına ayırdığımızda ise 2 üssü 2, 2 üssü 2 ve 3 şeklinde gruplandırırız. İkiler burada çift olduğu için dışarı birer tane 2 olarak çıkar. Yani 2 ve 2 dışarı çıkar, 3 partner olmadığı için içeride kalır. Dıştaki sayıları da çarptığımızda sonucumuz 4 kök 3 çıkar. Kök 24 sayısını A kök 5 şeklinde gösterelim. Yine aynı şekilde 24'ü çarpanlarına ayırdığımızda 2 üssü 3 çarpı 3 şeklinde yazılır. Burada 2 tane 2 dışarıya 2 olarak çıkar. Ama diğer 2 ve 3 partneri olmadığı için içeride kalır. Ve böylelikle kök içindeki sayıları düzenlersek 2 kök 6 olur. Kök 50 ifadesini A kök 5 şeklinde gösterelim. 50'yi çarpanlarına ayırdığımızda 2 çarpı 5 üssü 2 olur. 5 üssü 2 kök dışına 5 diye çıkar. Ama 2 partneri olmadığı için içeride kalır. Sonucumuz bu yüzden 5 kök 2 olur. Kare köklü sayıyı tam kare bir sayı ile çarpımı şeklinde yazarak sayıyı kolayca A kök 5 şeklinde gösterebiliriz. Örneğin kök 72'yi 36 çarpı 2 şeklinde yazarsak 36 kök dışına 6 diye çıkar ve 2 kök içinde kalır. Yani sonuç 6 kök 2 olur. Kök 75 ise 25 çarpı 3 olduğu için kök dışına 5 kök 3 diye çıkar. Son olarak kök 80 16 çarpı 5 olduğu için 16 dışarıya 4 diye çıkar ve sonuç 4 kök 5 olur. Şimdi sıra sizde. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Ekrana soru geldiğinde videoyu durduruyoruz ve soruyu çözmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında ise cevabını kontrol ediyoruz. Anlamadıklarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Haydi bakalım konuyu kimler anlamış? Anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilir ya da Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.